sirke bir fonksiyonel gıda, yani ilaç besin. Biz nelere fonksiyonel gıda diyoruz? Çok faydalı gıda demek değil sadece. Tabiattaki her gıda çok faydalı. Her gıdanın bir şeye faydası var. Ama bilimsel olarak fonksiyonel gıda demek, sirke de onlardan biri. İçerdiği moleküller bilimsel deneylerde sağlığı korumaya ve bazı hastalıkların tedavisine yardımcı olmaya etkili demektir. Yani bu önemli. Örnek veriyorum işte. Üzüm içinde resveratrol içerdiği için, biberiye içinde rozmarik asit, karnosik asit içerdiği için ve bu rozmarik asit, karnosik asit işte çeşitli deneylerde işte beyin sağlığı, karaciğer sağlığı, cilt sağlığı gibi faydalı etkilerini gördüğümüz için. Sirkenin içerisinde bir de daha önce de konuşmuştuk bu programda probiyotikler var. Yani canlı bakteriler. Bakteriler var, ama faydalı. Faydalı bakteriler. Biz bakteri deyince hemen mikrop gibi kötü diye düşünüyoruz. İşte artık herkesin öğrendiği faydalı bakteriler var. Fakat biberiye sirkesi çok güzel bir örnek oldu bugün. Aslında bilimsel olarak biberiyenin sirkesi olmaz. Neden? Neden? Onu da düzeltmiş olalım yayında. Sirke demek bakteri bir doğal karbonhidrat kaynağını elma gibi, üzüm gibi, pirinç gibi, bizim ülkemizde çok yok ama pirinç sirkesi bir karbonhidrat olacak. Bakteri onu kullanıp fermente edecek. Yani bu şekilde hiçbir şekilde karbonhidrat içermeyen, örnek veriyorum gül sirkesi de öyle, biberiye sirkesi de öyle. Aslında onlar sirke değil, bir maserasyon, infüzyon gibi. Biz onun güzel bir toniğini sağlamış oluyoruz aslında. Eğer gerçek sirke ise de başka sirkelerin içerisinde bırakıyorlar. Orada da zaten sirke etkeni, ne sirkesi ise onun etken maddesi oluyor. Sizin minicik böyle biberiyeleri anlattığınız çok güzel videonuz var. Onu izleyelim, oradan da mutfakta buluşalım. Buyurun. Doğal biberiye, tam bir beyin toniği bu da. Çiçeklenmiş bu Mustafa amcanın bahçesinden. Doğal yetiştirebilirsiniz. Kendiniz saksıda, ilaçsız, kendi kendine yetişen bir bitki. Tam bir beyin süpürgesi, beyin toniği. Anlatacağım faydalarını. Evet, bir biberiye sirkesi değil mi hocam? Evet, şimdi konuştuk. Şefimiz çok güzel bir noktaya temas etti. Elma sirkesinde bekletiyorlarmış. Aslında orada sirke işlevini yapan elma. Elma. Yani çünkü bakterinin kullanacağı bir şeker lazım, karbonhidrat lazım. Evet. Aslında ne yapmış oluyoruz burada? Biberiyenin etken maddelerini sirkede, iyi bir sirkede, bir elma sirkesinde çözmüş oluyoruz. Yani çok güzel bir salata toniği elde etmiş oluyoruz burada. Çok güzel. Şimdi eski herbalizm kitaplarında da beyin toniği diye geçiyor. Evet, ve beyin süpürgesi. Saç ve karaciğer dostu. Hocam şimdi bu ikisini, iki maddeyi konuşalım. Beyin süpürgesi derken ne demek istiyorlar bize? Bir onu konuşalım. Saçımıza nasıl dost, karaciğerimize nasıl dost, nasıl tüketilmeli, hepsini konuşalım. Bu arada da şefimiz yine elma sirkesinin içerisine de biberiyeleri yerleştiriyor. O görüntülerle birlikte konuşabiliriz. Buyurun. Aynı şekilde böyle elma sirkesinin içerisine biberiye yapraklarını bastırır gibi bunu zeytinyağına da yapabilirsiniz. Bu çok sorulmuş ama elde ettiğimiz şey biberiye yağı olmaz. O çok önemli, çok sorulmuş. O maserasyon, o kokulu, biberiye kokulu bir zeytinyağı olur. Gibi. Evet, biraz da şifası geçer mutlaka rozmarik asit, karnosik asit ama biberiye yağı demek bilimsel olarak uçucu yağdır. Distilasyon gerekir, kazan gerekir. Evde illa yapacağım diyorsa kişiler, çok sorulmuş bu Instagram'ımda, küçük bir imbik gerekir. Bu şekilde yaptığımız sirkeye de eklesek maserasyondur. Zeytinyağına da eklesek maserasyondur. Çok güzel aromalı, şifalı bir sirke ve yine aromalı, şifalı bir zeytinyağı elde etmiş oluruz. Birkaç tane o zeytinyağına ekleyebiliriz bile eğer varsa. Var, biberiyemiz var ama orada çayı yapacağız. Dur şimdi tamam, hepsini tüketmeyelim hocam. Şimdi gelelim beyin süpürgesine. Beyin süpürgesine gelelim. Nasıl beyin süpürgesi? Her gün beynimizde bazı atık maddeler birikiyor. Bunlar bizim soluduğumuz oksijenin atık maddesi de olabiliyor. Aldığımız çeşitli toksik maddeler de olabiliyor. Bir sürü, hatta demirin fazlası bile. Bile olabiliyor. Demirin fazlası bile zarar. Karaciğerde birikebiliyor, beyinde birikebiliyor. Sadece birikme değil, çekirdek oluşturuyor. O çekirdek bizim çok sevmediğimiz bir çekirdek, nidus diyoruz. Onun etrafında diğer çöpler birikiyor. İşte Alzheimer'ın sebepleri arasında bu düşünülüyor. Birçok kronik nörolojik hastalığın altında enflamasyon, daha önce burada konuşmuştuk, yangı ve bu tür
tırnak içinde çöplerin birikmesi oluyor. Karaciğer de aynı şekilde. O yüzden karaciğer ve beyin sağlığına iyi gelen maddeler birbirine çok yakındır. İşte biberiye bunlardan biri. Hem beyin süpürgesi ve karaciğer her sağlığı için de uygun diye. Her gün bir fincan çayını içmek hem karaciğeri korur hem beyni. Çok güzel. Saçlarımızla nasıl ilgileniyor biberiye? Orada da kan dolaşımıyla ilgileniyor. Benim rahmetli babam herbalisti. Biberiye için şey derdi. En ince kılcal damarlara kadar açar derdi. Ben de o zaman işte idealist bir tıp öğrencisiyim ya. Nereden biliyorsun? Anjiyo mu yaptım falan derdim. Sonra şimdi bilimsel yayınlar diyor ki gerçekten en ücra dokulara giden, en ince kılcal damarlara kadar açtığına dair çok sağlam bilimsel veriler var gerçekten. İşte saçta kan dolaşımımız azaldığında vücut önce periferden, çevreden kısar. Karaciğerden, kalpten, akciğerden kısamayacağı için parmak uçlarından kısar. Hemen elimiz ayağımız üşümeye başlar. İşte saç dipleri aynı şekilde. Bu uzun süre sürdüğünde saçlar dökülmeye başlar ve hiçbir sebep bulunamaz. İşte sebebi bulunamayan sebep bu. Saç dökülmelerinin başında dolaşım bozukluğu gelir. Hem içten biberiye çayını günlük içmek. Tüketebiliriz hem de biberiye yağıyla friksiyon yapabiliriz. Friksiyon. Doğrudan değil bir sabit yağ karıştıracaklar. Susam yağı olur, Hindistan cevizi yağı olur. Bütün sabit yağlar olur. Zeytinyağı çok olmasın. Onu birazdan konuşacağız. Böyle benim gibi sakın uydurmayın. Estağfurullah. Bazı cilt hastalıklarında zeytinyağını kullanıyoruz ama her cilt hastalığında değil. Onu birazdan zaten kantaron yağı konuşurken konuşacağız. Çok güzel. Hindistan cevizi yağına katabiliriz. Daha sıklıkla saçımızı. Evet, susam yağına. Susam yağı olabilir. Biraz da nar çekirdeği yağı ekleyebiliriz. Madem konuştuk, eksik konuştuk, kalmasın. Konuştuk. Bir dakika, önemli tarif. Hocam baştan. Çok önemli baştan. Tarif. Saç sağlığı için saçlarımıza friksiyon yapacağız biberiyeyi. Biberiye yağı uçucu yağı ve çok konsantre bir yağ olduğu için onu seyrelteceğiz. Neyle seyrelteceğiz? Hindistan cevizi yağı, susam yağı ve nar çekirdeği yağı. Nar bu üçünü eşit koyup biberiyi bir örnek iki veriyorum, ona bir. Ona yani bir. 10 birim karışım sabit yağsa bir birim biberiye geçmeyecek. Nar çekirdeği yağının özelliğine saçımızın doğal salgısı ve koruyucusu olan sebumun yapısına benzeyen yağ asitleri var nar çekirdeği yağında. Çok güzel bir tarifi de. Doğaçlama. Kopardım hocam da. Doğaçlama kopardınız. Şimdi sirkemize geçelim. Elma sirkesini bu noktada isterseniz buyurun yapmaya başlayalım. İnanıyor musunuz kendimize? Bugün bu sirkeyi yapabileceğiz mi? Tabii ki. Sen yapamazsın. Ben mi yapacağım? Biraz heyecanlı dindin mi? Rahatsızım aslında. Ne oldu? Biraz hastayım. Hasta mısınız? Çok geçmiş olsun. Yardım edeyim mi? Yok. Vallahi. Tamam. Peki anlatır mısınız? Yoksa biz evet, mi anlatalım? Yani... Elma, işte doğramış olduğumuz elmaları sterilize ettiğimiz kavanozumuzun içine koyuyoruz. Tamam. Sesim berbat bu arada. Tamam, hocamıza anlatsın. Hocam elma sirkesini isterseniz anlatalım. Bal ve su ekliyoruz. Yani tamam. Üç temel bir bileşen var. Bakterilere evet. Besin veriyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz şey. Bunu sadece tek başına biberiye ile veya tek başına gülle yapamazsınız. Evet. Sirke için bakteriye bir besin vermeniz lazım. Çok güzel besinler verdi şimdi. Verdi zaten de. Suyumuzu ekliyoruz. Evet. Şimdi sirkelerle ilgili hep şey var ya, hangi sirke neye iyi gelir? Şimdi bir sirke yapacağım ama hangisinden yapayım falan diye. Hocam çok güzel bir listemiz var. Onun üzerine isterseniz konuşabiliriz. Mesela üzüm sirkesi cilde iyi gelirmiş. Elma sirkesi iştah kontrolüne yardımcı olur. Orada da durayım, burada da duracaktım zaten. Duruyorum. Üzüm sirkesi deyince resveratrolü geçemeyiz. Çünkü biraz önce çok güzel denk geldi. Biraz önce bahsettik ya, üzümde kalp damar sistemini destekleyen resveratrol olduğu için fonksiyonel gıda oldu diye. Üzüm sirkesi de yine bu nedenden ötürü resveratrol bir ilaç, fitoterapide bir ilaç. Her gün bir çorba kaşığı salatalarımıza bile eklesek kalp damar sistemine ekstra bir şey yapmış oluyoruz. Alıçta doğrudan kalp kasını destekleyenler de var zaten. Çok güzel. Bu noktada elma sirkesi iştah kontrolüne yardımcı olur diyorum. Oraya bir virgül koyuyorum. Sirkeli su içmek çok faydalıdır. Kimisi yapıyor, kimisi yapamıyor, kimisi belli sebeplerle yapıyor, kimisi bir şeye inanıyor, yapıyor. Ama gerçekten sirkeli su içmenin faydalarını şöyle bir ekrana getirelim. Sonra da hocamıza soralım. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Grip ve soğuk algınlığına karşı bir direnç sağlıyor. Tümörlü hücre oluşumunu engelleyebiliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. İyi bir enerji kaynağı, vücudumuzu zinde tutuyor, cildi diri tutuyor, güzelleştiriyor, sindirim sistemimize iyi geliyor, ağız sağlığı üzerinde etkili, saçlara parlaklık veriyor, kalp dostudur,
bir sirke daha ne yapsın? Nasıl bir gerçekten mucize bu? Fonksiyonel gıda konuştuğumuz gibi ve içerdiği asitler, asit deyince hemen korkuyor insanlar. Bir alkali moda oldu ya, hayır, vücutta asit alkali dengesi çok önemlidir. Asite kaymak ne kadar tehlikeliyse alkaliye kaymak da o kadar tehlikelidir ve çok güzel dengeleyicidir bu meyve sirkelerindeki asitler. Hı hı. Bu asitler bağırsakları bağırsak kanserlerine karşı korurlar. Yapılan çalışmalar bağırsaklarımızdaki kanser öncesi lezyonların, patolojide öyle pat diye kanser olmayız. Önce kanser öncesi lezyonlar oluşur ve yıllar sürer. Ondan sonra kanserleşir. İşte bu süreci sadece her gün tükettiğiniz salatanıza bol sızma zeytinyağıyla birlikte bir çorba kaşığı kadar kaliteli bir sirkeyle bu süreci engelleyebiliyorsunuz. Bakın, mucizevi bir şey. Patolojide kanser öncesi lezyonların kansere dönmesinden bahsediyoruz. Fakat işte o yüzden fonksiyonel gıda, bunların bilimsel çalışmaları var. Fakat şu sabah aç karnına sirkeli su içmek herkese iyi gelen bir şey değil. Hmm. Sirkenin sindirime de faydası olduğu için, hatta sindirim sonrası pankreasın insülin salgılanmasına bile faydası olduğu için aslında sirkenin yeri yemeklerle birliktedir, öğünün içidir. Kimlere özellikle mesela hani bu sabah aç karnına sirkeli su içebilirler? Bir miktar yaptıkları blablaya destek olabilir. Bir miktar hani şu noktada faydalı olabilir. Geçici bir süre detoks için bir detoks gibi. Detoks programlarında ama seyreltilerek. Seyreltecek. Yani bir çorba kaşığı sirkeye bayağı şöyle büyük bir fincan ılık su gibi karıştırıp sabahları bir detoks programı olur. Fakat neyi arındırıyor hocam o sirke? Hem böbrekleri hem karaciğeri bir stimüle ediyor. Yani çalıştırıyor. Hmm. Ama benim çok sevdiğim bir ritüel değil. Çünkü yemeklerle birlikte daha faydalı, yemeklerde zaten olan zeytinyağıyla birlikte sinerjik etkili. Yani sinerji demek 2 artı 2'nin 4 değil 8 etmesi demek. Hmm. Sabaha çıkarına kavun yiyin, incir yiyin, üzerine bir bardak su için bağırsak detoksu yapın sabaha çıkarına. Anladım gibi düşünebiliriz. Evet, çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.